Asya Kızları uykudan önce hikayeler kitabını okuyacağım. Bu kitapta yaşanmış kadınların gerçek hikayeleri var. Birincisi, Ada Lovelace. Bir zamanlar Ada adında makineleri seven bir kız vardı. Bu kız uçma fikrini de severdi. Kanat boyu ile vücut ağırlığı arasındaki kusursuz dengeyi anlamak için kuşları inceledi. Malzemeler üzerinde deney yapıp birkaç tasarım denedi. Hiçbir zaman bir kuş gibi havada süzülmeyi başaramadı ama bütün bulguların kaydettiği çizimlerle dolu Flogi uçuş bilgisi adında çok güzel bir kitap çıkardı ortaya. Bir gece Ada bir baloya gitti. Orada yaşlı ve huysuz matematikçi Charles Wabans'la tanıştı. Ada da parlak bir matematikçiydi. İkisi hem yakın arkadaş oldular. İkisi hemen yakın arkadaş oldular. Clarice Ada'yı kendi buluşu olan bir makineyi görmeye davet etti. Ona fark motoru adını vermişti. Sayıları otomatik olarak toplayıp çıkarabiliyordu. Bunu da önce hiç kimse yapmamıştı. Ada büyülenmişti. Daha karmaşık hesaplar yapabilen bir makine yapsak mı? Dedi. Ada ve Charles heyecanla çalışmaya başladılar. Makine çok büyüktü. Devasa bir buhar motoruyla çalışıyordu. Ada işi daha ileri götürmek istedi. Peki ama bu makine müzik çalabilirse ve rakamların yanı sıra harfleri de gösterebilirse? Bahsettiği şey bir bilgisayardı. Oysa modern bilgisayarların icat edilmesine daha çok vardı. Ada tarihteki ilk bilgisayar programını yazdı. 10 Aralık 1815'te doğmuş, 27 Kasım 1852'de hayatını kaybetti. Alec Weck, süper model. Bir zamanlar Alec adında bir kız vardı. Okuldan eve dönerken biraz atıştırmak için bir mango ağacının yanında dururdu. Alec'in Alec Weck, süper model. Bir zamanlar Alec adında bir kız vardı. Okuldan eve dönerken biraz atıştırmak için mango ağacının yanında dururdu. Alec'in köyünde ne çeşmeden su akardı ne de elektrik vardı. Su içmek için bir kuyuya kadar yürümesi gerekiyordu. Yine de ailesi hile sade ve mutlu bir hayatları vardı. Sonra çok kötü bir savaş çıkınca Alec'in yaşamı sonsuzluğa değişti. Köyde uyarıp sirenleri çalmaya başlamış, Alec ve ailesi savaştan kaçmak zorunda kalmıştı. Tam da yağmur mevsimiydi. Irmak taşmış, üzerindeki köprü suyun altında kalmıştı. Alec yüzme bilmiyordu. Boğulmaktan korktu ama annesi karşıya sağ salim geçmesine yardım etti. Annesi yolculuk sırasında gerekli olan yiyecek ve pasaportlarını, tuz paketlerini karşılığında almıştı. Çünkü paraları yoktu. Savaştan kaçmayı başarıp Londra'ya vardılar. Bir gün parktayken ünlü bir mankenlik ajansından bir yetenek avcısı geldi Alec'in yanına. Alec manken olarak işe almak istedi. Ailesi buna şiddetle karşı çıktı. Fakat ajan temsilcisi çok ısrar edince annesi kabul etmek zorunda kaldı. Alec diğer mankenlerden çok farklı görünüyordu. Hem müthiş bir heyecan uyandırmıştı. Alec, yeryüzündeki bütün kızlardan şunu bilmelerini istiyordu. Sen güzelsin. Farklı olmanda bir sorun yok. Utangaç olmanda da. Çoğunluğa uymak zorunda değilsin. 16 Nisan 1977'de doğmuş, henüz ölmemiş Alec Weck bu şekilde. Güzellik içeriden ışıldadığında inkar edilmez diyelim.
bilemez diye de bir şey söz söylemiş. Alphonsius Tarada bisikletçi. Bir zamanlar bisikletini çok hızlı süren bir kız vardı. Öyle hızlıydı ki yanımızdan geçenler onu tutardı, görebilirdi. Anne ve babası "O kadar hızlı gitme Alphonsius'a" diye bağırırlardı. Çok geç bın diye geçip giderdi. Evlendiğinde ailesi şu çılgın bisikletçi olma fikrinden en sonunda vazgeçeceğini düşündü. Oysa düğün günlerinde kocası ona yepyeni bir yarış bisikleti hediye etmişti. Milano'ya taşındıklarında Alphonsius profesyonel olarak antrenman yapmaya başladı. Öyle hızlı, öyle güçlüydü ki birkaç yıl sonra dünyadaki en zor yarışlardan biri olan İtalya bisiklet turuna Great Italia'ya katıldı. Daha önce hiçbir kadın bu yarışa katılmamıştı. İnsanlar asla başaramayacak diyerek ön yargı yapmışlardı. Ama Alphonsius'u kimse durduramıyordu. Yarış çok uzun ve yorucuydu. Avrupa'nın en dik dağ yollarında 21 gün süren aşamalardan oluşuyordu. Yarışa katılan 90 bisikletçiden yalnızca 30'u bitiş çizgisine ulaşabilmişti. Alphonsius da onlardan biriydi. Bir kahraman gibi karşılandı. Bir sonraki yıl yarışa girmesi yasaklandı. Yetkililer İtalya bisiklet turu erkeklerin yarışıdır demişlerdi. Ama bu da Alphonsius'u durdurmadı. Yine yarıştı. 20 kiloluk tek vitesli bir bisiklet kullanmasına rağmen 26 yıl boyunca ulaşılamayacak bir hız rekoru kırdı. O zamanlardan beri çok şeyin değiştiğini bilse mutlu olurdu. Artık kadınların bisiklet yarışı oldukça popüler. Hatta bir olimpiyat sporu. 16 Mart 1891'de doğmuş. 13 Eylül 1959'da ölmüş. Kimse bisikletimi durduramaz diye bir söz söylemiş. Bu şekilde. Alicia Alonso, balerin. Bir zamanlar kör bir kız vardı. Mükemmel bir balerindi. Adı Alicia'ydı. Alicia çocukluğunda görüyordu. Hastalandığında çoktan harika bir balerin olmuştu. Onu bekleyen müthiş bir kariyer vardı. Görme duyusunu gide kötüleşti. Ayrıca kıpırdamadan yatakta kalması gerekti. Ama Alicia dans etmeliydi. Dans edebilmesinin tek bir yolu vardı. Öyle de yaptı. Zihnimde dans etti. Kör, hareketsiz, sırt üstü yatarak kendime gelişenin dansını öğrettim. Bir gün New York şehir balesinin baş balerini sakatlandı. Alicia'yı çağırdılar. O sıralarda kısmen kördü. Fakat nasıl hayır diyebilirdi ki? Giselle balesi oynanıyordu. Dans etmeye başladığı anda seyirciler ona aşık oldu. Alicia zar zor görebilmesine rağmen büyük bir zarafet ve kendine güvenle dans etti. Partnerine tam zamanında onlara ihtiyaç duyduğu yerde olmayı öğretmişti. Öyle eşsiz bir tarzı vardı ki kendi bale grubuyla bütün dünyada dans etmesi istendi. Ancak onun hayali memleketi Küba'ya klasik baleyi getirmekti. Seyahatlerinden döndüğünde Kübalı dansçılara klasik bale öğretmeye başladı. Alice Alonso bale grubunu kurdu. Daha sonra bu gruba Küba Ulusal Balesi
Balet Nacio de Cuba dönüştü. Doğumu 21 Aralık 1921, henüz ölmemiş. Bir dansçı bütün sanatlarından bir şey öğrenmeli diye bir sözü var bu şekilde. Amanda Grip Packham, başkan ve bilim insanı. Hint Okyanusu'nda Mauritius isimli bir ada ülkesinde bitkiler hakkında her şeyi öğrenmek isteyen bir kız yaşardı. Adı Mahagant'ı. Amanda. Amanda biyoçeşitlilik üzerine çalıştı. Yüzlerce aromatik ve tıbbi bitkiyle çiçeği inceledi. Amelia Earhart, pilot. Bir zaman var, yeterince para biriktirip sarı bir uçak alan bir kız vardı. Uçağına Kanarya adını taktı. Birkaç yıl sonra Atlantik Okyanusu'nu yalnız başına uçarak geçen ilk kadın oldu. Tehlikeli bir uçuştu. Küçücük uzağı uçağı sert rüzgarlar ve buz fırtınalarıyla oradan oraya savrulmuştu. Pipetle tekne kutudan domates suyu içerek yola devam etti. Yaklaşık 15 saat sonra İrlanda'nın kuzeyinde bir tarla indi. İnekler çok şaşırmış olmalıydı. "Uzaktan mı geldin?" diye sordu bir çiftçi. "Ta Amerika'dan." diye gülerek yanıtladı. Amelia uçmayı ve kimsenin daha önce yapmadığı şeyleri yapmayı seviyordu. En büyük amacı uçarak dünyayı dolaşan ilk kadın olmaktı. Yola çıkarken yanına yalnızca küçük bir çanta alabildi. Çünkü uçağın içindeki her yeri yakıt deposu olarak kullanılması gerekiyordu. Uzun yolculuğu gayet iyi gidiyordu. Minik Hobart adasına inmesi gerekiyordu. Ama oraya asla ulaşamadı. Son mesajında bulutların üzerinde uçtuğu ve yakıtının azaldığı söylenmişti. Uçağı Pasifik Okyanusu'nun üzerinde bir yerlerde kayboldu. Hiçbir zaman da bulunamadı. Gitmeden önce şöyle yazmıştı. Tehlikenin farkındayım. Yapmak istiyorum. Çünkü yapmak istiyorum. Kadınlar erkeklerin denediği şeylerin aynısını yapmayı denemeli. Başaramazlarsa bu başarılarına bir meydan okuma olmalı. 24 Temmuz 1897'de doğmuş fakat uçağı denize düştüğü için yaklaşık Temmuz 1937 diyebiliyorlar. Çünkü ne zaman öldü tam olarak belli değil. Anna Al Haddad, Haltenci. Bu arada bu şekilde. Anna Al Haddad, Halterci. Bir zamanlar Anna adında bir gazeteci vardı. Anna mutlu değildi. Fazla kiloluydu. Bir gün kendi kendine şöyle dedi. Bundan daha fazlasını yapabilirsin. Hemen bir şeyler yap. Yürüyüşe çık. Ve öyle de yaptı. Yürüyüşten o kadar hoşlandı ki daha fazlasını yapmak istedi. Uzun mesafelere koştu. Daha da hızlı koştu. Spor salonunda çalışmaya başladı. Ağırlık kaldırmayı keşfettiğinde bunun tam kendisine göre bir spor olduğunu anladı. Uluslararası Halter Federasyonu Müslüman kadınların bütün vücudu örten giysileriyle yarışmasına izin verdiğinde Anna'nın yaşamı değişti. Avrupa'da ve Amerika'da yarışlara katıldı. Tüm dünyada Müslüman kızları ikonu haline geldi. Güçlü olmayı seviyorum diyor Anna. Kız olmanız erkekler kadar hatta onlardan daha güçlü olmayacağınız anlamına gelmiyor.
ağırlık kaldırmayı o kadar çok sevdi ki Rio'daki olimpiyatlar için çalışmaya başladı. Anne herkesin sevdiği sporu bulup antrenman yapması gerektiğini düşünüyor. Yalnız dininiz ya da etnik kökeniniz ne olursa olsun spor herkese iyi geliyor diyor. Barış getirir, ülkeleri birleştirir. Zorluklar ne olursa olsun hayallerinizden uzaklaşmayın. Ne kadar ısrarcı olursanız hedeflerinize o kadar yaklaşırsınız. İşler zorlaşınca tek yapmanız gereken daha dayanıklı olmak. Doğumu 21 Ekim 1989 fakat henüz ölmemiş. Kimse bana ne yapıp ne yapamayacağımı söyleyemez diye söylüyor.